Selam arkadaşlar. Bugün yanımda Hiremco Matrix Pro ve Hiremco Smile modelleri bulunuyor. Hiremco'nun Matrix modelini zaten hatırlayacaksınız. Çünkü onun detaylı bir incelemesini yapmıştım. Eğer kanalı ilk defa izliyorsanız ya da kaçırdıysanız ben yine linkini paylaşacağım. Hem videonun altında açıklama kısmında hem de yorumlar kısmında onun linki olacak. Oradan izleyebilirsiniz. Normal Matrix modelini ben zaten incelemeden bu zamana kadar kullanıyorum. Bazı videolarda falan söylemiştim. Belki hatırlayanlarınız vardır. Cihazda böyle yanımda sadece tozunu temizledim, getirdim. Malum çocuk olduktan sonra eskisi kadar temizlik yapamıyoruz. Biraz tozlanabiliyorlar. Artık onları idare edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Matrix'in üzerine bazı yenilikler geldi. Hem Smile için geldi hem de Matrix Pro için geldi. Bunların arasındaki tek fark da şu arkadaşlar. Smile modeli 2 GB RAM, 16 GB depolama ile geliyor. Matrix Pro ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile geliyor. Onun dışında birebir aynı yükseltmelere sahipler. Yani Matrix'in üzerine aynı yükseltmeler hem Smile'da hem de Matrix Pro'da bulunuyor. Tek fark RAM ve depolamada. Şimdi Matrix Pro ve Smile'da neler gelişti onları konuşalım isterseniz. Zaten farkını konuştuk. Başka bir videoda da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Mesela 2 GB, 16 GB bir cihazla 4'e 64 bir cihaz ne kadar fark ediyor? Neler değişiyor? Nasıl bizim hayatımızı etkiler? Bunu konuşacağız. Onu dediğim gibi başka bir videoya aktaracağım. Çünkü burada karışsın istemedim. Bugün biz yenilikleri konuşacağız. Şimdi biz cihazlardaki yeniliklere geçecek olursak öncelikle cihaz Wi-Fi 6'ya yükseltildi arkadaşlar. AX teknolojisini artık barındırıyor. Bu da bize ne gibi bir fayda sağlıyor derseniz birçok insan İnsan zaten AX ile Wi-Fi 6'yı duyduklarında hani hızdaki arttırımı falan düşünüyorlar. Ama şöyle bir avantajı var. Bu cihazlar için bence o çok daha önemli. Wi-Fi 6 ve AX teknolojisi çoklu cihazlara daha stabil bir bağlantı sağlıyor. Yani şöyle düşünün. Eskiden birkaç tane cihaz Wi-Fi kullanırdı. Onun dışında çok fazla bir cihazın Wi-Fi kullanırlığı yoktu. Ama şimdi günümüzde evlerde 15-20 tane cihaz Wi-Fi kullanabiliyor. O da ne oluyor? Modemler artık bu cihazlara yetişemiyorlar. Mevcut teknolojileri onlara yetişemiyor. Şimdi şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Abi AX için işte modemimiz de öyle olması gerekiyor. Ama şöyle düşünün arkadaşlar, operatörler bile artık AX modem vermeye başladı. Bazen de bu teknolojiler hani erkenden de girmek lazım. Öyle düşünebilirsiniz ama siz yine 2.4 ve 5 GHz'de bu cihazlarda kullanacaksınız. Onlar zaten sabit hani. Wi-Fi 6'yı destekliyor diye alt teknolojileri desteklemiyor zannetmeyin. Söylediğim gibi Wi-Fi 6'nın en önemli avantajı çoklu cihaz desteği ve bunlara daha stabil, daha az gecikmeyle bu desteğin verilmesi. Yani siz internete bağlandığınız zaman daha az gecikme göreceksiniz. Bu da televizyon uygulamalarında ya da stream uygulamalarında büyük bir avantaj sağlayacak. Bu cihazlara daha stabil bir bağlantı verecek. O da ne sağlayacak? Mesela birisi bir indirme falan yaparken sizin cihazınız normalde donar. Ama bu sayede cihazınız donmadan akışı devam ettirebilecek. Ben bu Wi-Fi 6 ve AX teknolojisinde hızdan daha ziyade bu özelliği ön planda tutuyorum. Zaten bu özellik de bu cihazlarda fark yaratıyor. Yani direkt olarak hissediyorsunuz bunu. Ben normalde biliyorsunuz belki Wi-Fi 6 destekli bir modem kullanmıyordum ama bir süredir Wi-Fi 6 destekli bir router'ım var onunla beraber kullanıyorum. Gerçekten farkı hissediyorsunuz hani Kablolu bağlantı hiç ihtiyaç duymuyorum onu söyleyebilirim. Gerçi 5 GHz'de de stabil bir bağlantınız varsa çok sorun yaşamazsınız ama eğer orada sorun yaşıyorsanız da Wi-Fi 6'da kesinlikle sorun yaşamazsınız. Onun farkını hissediyorsunuz. Yani bu upgrade'e değdi yani bu yükseltmeye değdiğini söyleyebilirim direkt. Şimdi Wi-Fi 6 konusundan bahsettikten sonra biz geçelim bir diğer yeniliğe. Belki izleyenler hatırlar. ilk videoda bir eleştiride bulunmuştum. Şu kumanda güzel demiştim ama Air fonksiyonu yok. Yani Air kumanda olarak kullanamıyorsun. Bu büyük bir eksiklik demiştim. Buna Air kumanda fonksiyonu geldi arkadaşlar. Cihaz şöyle çalışıyor. Kumandanın bir genel özelliğinden bahsedeyim. Air kumanda eklendi. Bluetooth ile çalışıyor zaten yani bu cihazlara Bluetooth ile bağlanıyor. İkisinin kumandası da aynı. Bluetooth ile bağlandığı için herhangi bir alıcıya gerek duymuyor alıcı olmadığı için şey düşünmeyin yani Bluetooth'la Air kumanda çalışmıyor gibi düşünmeyin. Çünkü bazı kumandalar alıcısız çalışmıyor. Bu Bluetooth'tan hem Air kumandayı çalıştırıyor hem sesli komutlar çalışıyor. Kendi üzerinden kızılötesi desteği de var. Yani komple bir kumanda oldu diyebiliriz. Şu anda eksiksiz bir kumanda deneyimi var. Yani ben şu anda kumanda için herhangi bir eksiklik bulamam arkadaşlar. Zaten diyorum ya üretiminde destek olduğum için eksik gördüğüm yanları zaten bildirdim. Onlar eklendi. Mesela şu üstte kırmızı, yeşil, sarı, mavi filan tuşlar var bunlara uygulamalar atayabiliyorsunuz. Ben normalde bunu size video olarak göstermiştim. Bir de şimdi bu firmanın bir özelliği var. Ben video falan çekiyorum ya takip ediyorlar. Orada benim insanların zorlandığı şeylere video çekiyorum ya. Orada benim anlattıklarımı bu cihazlara aktarmaya çalışıyorlar. O da büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü insanların sorun yaşadığı şeyler onlar. Bence bu yaptıkları da çok mantıklı bir üretim stratejisi arkadaşlar. Sürekli cihazı geliştirmiş oluyorsun. Söylediğim gibi bunlara kısa yol yani uygulamalar atayabiliyorsun. Herhangi bir uygulama vesaire yüklemeye gerek yok. İstersen kızılötesi programlama da var. Onu da kullanabiliyorsun televizyonu programlayabiliyorsun. Kapatma açma tuşu falan ayrı oluyor o zaman. Yani hem cihazı başka bir tuşla kapatabiliyorsun hem de televizyonu başka bir tuşla kapatabiliyorsun. O yüzden cihazlar karışmıyor. Yani sen sadece cihazı kapatmak istiyorsun televizyon açık kalsın. O zaman cihazı kapatıyorsun. İkisini birden de kapatabilirsin. HDMI ceci de destekliyor. Öyle güncel teknolojiler de var tabii ki. Onlar Matrix'te de ortak ama yeni olarak söyleyebileceğimiz şu arkadaşlar. Air kumanda fonksiyonu eklendi. Tıkır tıkır çalışıyor. Bir de ince detaylar var mesela, o da benim videosunu çektiğim bir olaydı. Nedir derseniz, bu Air Kumandayı bu tarz cihazlara ekliyorlar ya da TV Host'u cihazları da düşünebilirsiniz, ekliyorsun. Ama ne oluyor biliyor musun? Klavyeye geldiğin zaman oradaki tuşlar basmıyor. Çünkü oradaki dokunmatiği desteklemiyor ya, o yüzden tuşlar basmıyor. Bunun içine bir ayar koydular, oradan siz direkt olarak klavyeyi değiştirip bu Air Kumanda'nın kullanıldığı klavyeyi ekleyebiliyorsunuz, yani onu çalıştırabiliyorsunuz. Ben onun için de video çekmiştim, orada bayağı bir uğraşıyorduk vesaire. Bunda hiç uğraşmıyorsun, hazır olarak ayarlar geliyor. Hani diyorum ya, benim videolara göre bu cihazları düzenlemeye çalışıyorlar, o da cihazlarda bayağı bir etkili oluyor. Şimdi arkadaşlar, bir diğer yenilik kendi marketlerine eklediler çünkü bu biliyorsunuz TVOS olan bir cihaz değil. Yani direkt TVOS değil. Direkt port edilmiş bir cihaz da değil ama port edilmiş cihaza daha yakın. Ama şöyle bir özelliği var. L1 lisansı da var. Yani bu cihazda her şeyi bulabiliyorsunuz. Bunda uydu alıcısı var. 4K uydu alıcı var. Bunda L1 lisansı var. Bunda Android var biliyorsunuz arkadaşlar. APK falan rahat kurulabiliyor. Her şeyi desteklediği zaman da sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela bir APK'da bir uygulamada sorun çıktı değil mi? Komple bunun yazılımını güncellemek yerine o marketi koydular. O marketten direkt uygulamayı güncelleyeceksiniz. Hani 10-15 saniyede halledebileceğiniz bir olay. Direkt olarak uygulama düzelecek. Hani bu da mesela bayağıdır düşündüğümüz bir olaydı. Bu cihazda artık bu aktif hale geldi. Bundan sonraki cihazlarda da bu market olayı olacaktır. O da gayet güzel çalışıyor. Oradaki uygulamalar falan zamanla değişecektir tabii ki hani güncellenecektir vesaire. Oradan hani bir sorun yaşadığınız zaman yükleme işlemini kolayca yapacaksınız. Şimdi L1 lisansını da söyledim ama orada şöyle bir ekleme de yapayım arkadaşlar. Bu sadece Netflix'te geçerli bir L1 lisansı değil. L1 normalde nedir? Google'ın verdiği bir lisanstır arkadaşlar. O lisans olabilir cihazda ama Netflix'i falan çalıştırmaz. Bu cihazlar Netflix'i 1080p, Disney Plus'ı falan da geçerli bunlar. Hani Amazon Prime'dir. Onların hepsinde geçerli 1080p olarak çalıştırıyor. Hatta şunu söyleyeyim Amazon Prime'de 4K olarak da çalıştırıyor. Çünkü diğer cihazlarda şöyle bir şey oluyor. L1 lisansı lisansı var ama Netflix APK ile uydurmuşlardır. da diğer uygulamalarda geçerli olmaz. Yani mesela Amazon Prime'de kullanamazsın. Sadece Netflix'te kullanırsın. Bunu da öyle değil. Bunu da diğer uygulamalarda da geçerli. İşte Beyin Connect'tir, Turkcell TV Plus'ta falan onlar da sorunsuz çalışıyor. Normalde onlar TVOS'a daha uygun uygulamalardır. Bu cihazda da hani TVOS'un da bir yanı var bunda dedim ya. Bu cihazlarda da sorunsuz çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar bunlar cihazlardaki yeniliklerdi. yani Matrix'in üzerine konulanlardı. Bunlar hem Matrix Pro'da hem de Smile'da ortak arkadaşlar. Ne demiştim? Bunlar tek ayrıldığı nokta RAM ve depolama kısmı. Bu 2'ye 16, bu 4'e 64 bir cihaz arkadaşlar. Yani Pro 4'e 64, Smile 2'ye 16 bir cihaz. Bunun dışında diğer özellikleri vesaire aynı. L1 lisansından bahsettikten sonra geçelim bu cihazların ortak özelliklerine ve bu cihazları ayıran özellikleri yani diğer rakiplerinden falan ayrılan özelliklerine bir göz atalım isterseniz. Şöyle bir durum var bu sayacağım özellikler 3 cihazda da geçerli yani Smile'da, Matrix'de, Matrix Pro'da geçerli özellikler. Mesela ne dedim bunlarda 4K uydu alıcısı var dedim. Bunlar Android cihazları arkadaşlar Android onu kullanıyorlar. Burada şöyle bir yenilik var. Türkiye'de ilk defa bu cihazlarda kullanıldı. TürkSat kanal güncelleme sistemini destekliyorlar. Yani TKGS'yi bu cihazlar destekliyor. Bunun yanında yine Türkiye'de ilk defa kullanılan bir şey daha var favorili bir şekilde bu TKGS'yi kullanabiliyorsunuz. Yani TürkSat kanal güncelleme sistemini favorili olarak da bunların listesinde görüyorsunuz. Bunun yanında ben hiç hızlandırma koymadan zaten kanal geçişlerini size göstereceğim. Birçok yerde de videonun altına direkt olarak görüntüyle koyuyorum. Hem görüntü kalitesi muazzam hem de kanal geçişleri acayip hızlı. Hani hızlandırma var filan zannetmeyin. Birebir kendi hızında koyacağım. Çok da şaşıracaksınız. Şunu da söyleyeyim. Menü geçişleri falan da hiçbir şekilde hızlandırma koymayacağım. Ne kadar hızlı olduğunu zaten göreceksiniz. Aylarca uğraşılan cihazlar ama gerçekten sonuç olarak değdi. Cihazlar iyi cihazlar olduğu için zaten piyasada çok fazla kalmıyorlar, satılıyorlar. Zaten diyorum ya birçok kişi bana soruyor nereden buluruz filan diye. E bittiği zaman biraz getirmesi de zaman alıyor. O yüzden hani piyasada bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü diyorum ya iyi cihazlar Zaten şu anda bunların muadili bir cihaz Türkiye'de yok. Yani bunlar kendisi tek başına bir noktada duruyorlar. Hem uydu alıcı olarak, hem Android olarak, hem kendi yazılımsal destekleri olarak, birazdan onlardan da bahsedeceğim. Her bakımdan kendileri ayrılıyorlar. Şimdi biz devam edelim arkadaşlar. Mesela bunların verdikleri televizyon uygulamaları var biliyorsunuz. Kendi verdikleri bir servis de var. Onların arayüzü falan da yenilendi. Onların hızı da arttırıldı. Orada da yenilikler oldu. Onlar da bence cazip özellikler. Ben o kısma çok takılmıyordum ama onların da yenilenmesi hoş oldu. Sonuçta onlar da kullanım deneyimini arttıran şeyler benim mesela bu tarz cihazlarda istediğim bazı şeyler vardı. Yine Hiramco'nun başka cihazlarında da onları kullandırmıştım. Yani onları talep etmiştim. Onlar da eklemişlerdi. Mesela başlangıç için uygulama ekleyebiliyorsunuz. Ne demek bu? Atıyorum başlangıçta YouTube'la başlasın. Ya da televizyon uygulaması ile başlasın. Ya da Netflix'le başlasın. Bu şekilde ayarlayıp cihaz açılışta o şekilde açılabiliyor. Ben bunu mesela daha ilk incelemeleri yaptığım zamanlar talep etmiştim. Sonra zaten cihazları eklediler. Bu markayı takip edenler hatırlayacaklardır. Bütün cihazlarında aşağı yukarı bunu kullanıyorlar. Bence bu bayağı avantajlı oluyor. Bunun yanında şunu da talep etmiştim ta o zamanlardan. Hani 2.4 GHz, 5 GHz falan o olaylardan bahsetmiyorum. Orada zaten gayet güncel şeyleri kullanıyorlar. Ben mesela ana sayfadaki ikonların değiştirilmesini istiyordum. Onu da eklediler. O da yapılıyor. Yani Hiram konu birçok cihazında destekleniyor. Bunlarda da aynı destek var. Çünkü ana sayfayı zaten kullanıyoruz. Ana sayfadaki ikonlar değişmediği zaman çok sıkıcı oluyor. Biz mesela alternatif YouTube kullanıyoruz. Başka bir dosya yöneticisi kullanıyoruz. Onları değiştirmediğin zaman bir daha menüye girip oradan bulacaksın iş. Ama o ana ekranı eklediğin zaman gayet kolaylık oluyor. Ana ekrana hem kısa yolda ekleyebiliyorsun hem ana ekrandaki büyük ikonları da değiştirmek büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunun yanında açık uygulamaları kapatma isteğim vardı. Onu da sağladılar zaten. Mesela arka planda açık uygulamaları kapatmak için birçok arkadaş uğraşıyor. Bunu direkt menü tuşuna basılı tutuyorsun. Kısa yoldan direkt kapatıyorsun. O da büyük rahatlık sağlıyor. Biz devam edelim. Yine birçok cihazda böyle aradığımız HDR ayarlama özellikleri de bunda bulunuyor. İsterseniz SDR olarak yani HDR kapalı olarak filan da kullanabiliyorsunuz. Ekran ölçeklemedir, ekran çözünürlüğü ayarlarıdır. Zaten bunlardan hiç bahsetmiyorum. Bunların hepsi bulunuyor. Bunları Matrix incelemesinde detaylı olarak konuştuk. Oradan da bakabilirsiniz. Ben biraz daha farklı yaratan özelliklerin üzerine gitmek istiyorum. Bunun yanında bahsetmiştim. Bunlar lisanslı olsa da port Android'e daha yakın diye. O yüzden APK kurmak falan rahat. Ama olur da bir sorun yaşarsınız diye ekran döndürme falan gibi ayarları da koymuşlar. O da bir avantaj. Ben bir sorun yaşamadım. Birçok APK'yı kurdum. Mesela VPN falan kurdum. Onlar büyük kolaylık oluyor. Hiçbir sorun yaşamadan kullandım. Sizler de APK'larınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani Android paket dosyalarınızı dışarıdan buna yükleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu cihazın menüleri hızlı zaten şaşırabilirsiniz falan demiştim. Bunun sebebini biraz açıklayayım ister ben şimdi bu cihazlardan belli başlı özellikler istiyorum. Yani şunu yapsak iyi olur, bunu yapsak iyi olur vesaire gibi şeyler istiyorum. Çünkü ben sonuçta bu tarz videolar çektiğim için alacak insanları da iyi tanıyorum. Ben şöyle bir şey istiyorum. Sıfır ve hızlı bir depolama birimi olsun. Yani 16 GB, 64 GB diyorum ya. Bu depolama birimleri hızlı ve sıfır olsun. Çünkü ikinci el falan kullandığın zaman o iş olmuyor. Sıfır olacak ve hızlı olacak. Mesela bunlarda 170 MB'ye 140 MB'lik falan okuma yazma değerleri alıyorsun. Piyasada tek bu cihazlarda görebilirsiniz onu. Ben mesela 140 MB Amazon'un faizliklerinde bile görmemiştim yazma değeri olarak. Bu cihazlarda yani yaklaşık iki katına çıkıyorlar onların onu söyleyeyim. Çünkü Amazon'un faizliği falan en kaliteli sticklerdendir. Onu söyleyebiliriz direkt olarak. Hani onlardan bile hızlı depolamaya sahipler. Bunu zaten direkt olarak menüde hissediyorsunuz. Aynen şöyle düşünün. Mekanik hard diski olan bir tane bilgisayarınız var. Ona hızlı bir SSD taktığınızı düşünün. Ne kadar fark ediyorsa bu cihazlarda da aynı o şekilde fark ediyor. Çünkü bunlar da mini birer bilgisayar arkadaşlar. Aynı mantıkla çalışıyor. Donanımları vesaire küçük ya da daha güçsüz olabilir ama çalışma mantıkları, sistemleri aynı. Bunlarda depolama hızı iyi olduğu zaman sistemin çalışmasına direkt etki ediyor. Tabii ki bu maliyeti arttıran bir şey. Yani ucuz bir şey değil ama bunların hem ömrünü uzatıyor hem de kullanma keyfini arttırıyor. O yüzden ben bunu şart koşuyorum. Zaten dikkat edin tüm incelemelerde özellikle depolama hızını falan veririm. Eski videolara bakın. Orada da derim yani bu depolama çok önemli diye. Kullandığın zaman direkt hissedeceksiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir toparlayalım. Ne dedik? Wi-Fi 6 AX desteği geldi dedik. Güzel stabil bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben özellikle modemden filan da kontrol ettim. Bazen AX Wi-Fi 6 yazıyorlar ama sistem AX kullanmıyor. Millet de bunu anlamadığı için oradan yazıp geçiyorlar. Öyle bir şey yok. Direkt olarak kullanıyor. Hani öyle bir şey olsa ben zaten direkt söylerim. Size de görsel olarak göstereceğim bunun çalıştığını. Kumanda air fonksiyonu geldi dedik. Kısa yol falan atanabiliyor. Bu da güzel bir yenilik oldu. Air olduktan sonra bunu kullanmak daha bir keyifli oluyor arkadaşlar. Bu kumandayı ekstra olarak da böyle temin edebileceksiniz. Onu da söyleyeyim. Birazdan zaten satın alma konusunu falan konuşacağız arkadaşlar. Ama şu anda bir üzerlerinden geçelim. L1 lisansı var dedik. TürkSat kanal güncelleme sistemi favori olarak da çalışıyor dedik. Gayet güzel çalışıyor. Ben zaten o olmadığı zaman biraz keyfim kaçıyor. Çünkü her televizyonda bambaşka kanallar oluyor. Frekansı değişiyor falan. Onun keyfi kalmıyor. TKGS bence mutlaka cihazlar olması lazım. Menü hızından gayet memnunuz dedik, uydu geç hızından da gayet memnun olduğumu söyledim. Bir tane Android market eklendi kendi içine. oradan hani sorunlu bir apk olursa yani bir uygulama olursa onu oradan kurabileceksiniz direkt olarak büyük yazılımı beklemeye gerek kalmadı. O iş de çözüldü dedik. Şimdi şöyle de bazı sorunlar yaşıyorduk arkadaşlar satın alma kısmına geçecek olursak bu cihazları mesela başka satıcılardan filan alıyorlardı çünkü onlar toptancı olduğu için veriyorlardı satıcılara işte böyle bayilere filan onlar satıyordu. İyi niyetlisi var, kötü niyetlisi var. Ben çok fazla böyle karşılaştım. Adam diyor ki abi bana kullanılmış cihazı veriyorlar. Hatta bir tanesine böyle oturup izledikleri cihazı sökmüşler, kutuya koymuşlar, adama vermişler. Adam da tabii ki almak istememiş haliyle. Yani böyle saçma bir şey mi olur? O tarz şeylerle çok karşılaşılıyor. Adam mesela cihaz satmış, içindeki televizyon hizmeti bitmiş yani kendisi kullanmış falan. Bu tarz şeyler olmaması için ben bu cihazları hiremko.com.tr'den almanızı rica ediyorum. Özellikle de söylüyorum bunu. Neden derseniz birçok sebebi var. Anlatıyorum da zaten. Bir, başka satıcılarla uğraşmayacaksınız. İki, mesela şöyle göstereyim. Bunlarda artık hani açık cihazlar falan olmasın diye böyle kalite kontrol bandrolü falan yapıştırıyorlar. Çünkü çok fazla bu satıcılar bu işi baltalıyor diyeyim. Bazen başka şeyler hani kötü niyetleri olduğundan da yapıyorlar bunu. Bazen de hani para hırsıyla yapıyorlar. Gerçi ikisi de kötü niyet ama olsun. Bundan dolayı da marka zan altında kalıyor. Ondan sonra ben mesela adamı öneriyorum. Adam memnun kalmıyor. Ben zan altında kalıyorum. Yıpranmış böyle ölmüş bitmiş cihazları bile hani adamdan arızalı bir cihaz gelmiş. Onu servise vermemişler de başka birisine satmışlar falan. Neler görüyorsun neler. Şimdi Hiremco.com.tr'yi aktif ettiler. Oradan satış yapacaklar. Ben şöyle bir istekte de bulundum. Onu da aldım çok şükür. %5 indirim yapacaklar arkadaşlar. HDMI kablo hediye edecekler bu cihazların yanında. O kablo da güzel bir kablodur. HDMI 2.1'i destekleyen 4K destekli bir kablo arkadaşlar. Zaten başka videolarda da göstermiştim. Ben mesela Xbox'ta kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Hani yüksek FPS'leri falan destekliyor. O kablo da hediye edecek. %5 indirimde hani az değil. Sonuçta bir ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ufak tefek bir şeyler de alabilirsiniz o parayla. Hani bu indirimi de ne kadar yükseltebilirsek o kadar güzel olur. Bu indirim falan kullanmak için de videonun altındaki linklere tıklayacaksınız. Ben yine açıklamalar ve yorumlar kısmına eklerim. En azından oradan satın aldığınız zaman şöyle bir şansımız da var. Atıyorum bir sorun yaşadığınız zaman hem direkt siz onlara ulaşacaksınız. Hani aracıyla falan muhatap olmayacaksınız. Bana ulaştığınız zaman da ben de direkt olarak ya zaten siz satmışsınız falan diyebileceğim. Yani normalde konuşuyorsun. Ben sizin için de konuşuyorum ama adam diyor ki bir satmış birisi ama kim haberi yok. Adama ulaşamıyorlar. Mesela bir yere yorum yazıyor adam bir sorun yaşamış. Hirem konu çözmek istiyor ama adama ulaşamıyorlar. Hem adam mağdur olmuş oluyor hem böyle işte marka da kötülenmiş oluyor. Bunu gidermek için hem siz sorun yaşamayın ya da sorun yaşadıysanız sorunuz çözülsün. Hem de onlar böyle zan altında falan kalmamış olsun. Direkt olarak Hirem.com.tr üzerinden devam edin. Sadece bu uydu alcılar falan satılmıyor Başka ürünler de var tabii ki. Genel böyle hani uyducuların ihtiyacı olacak ürünler de var. Bizim gibi Android Box'cıların ihtiyacı olacak ürünler de var. Şimdi şunu da söyleyen olabilir. Abi bir ton artı özelliğinden falan bahsettin. Hiç mi eksisi yok? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyorum ya üretiminde katkıda bulunuyorum. Bir tek ben değil bir sürü insan katkıda bulunuyor. E bunun sonucunda da ne oluyor? Daha sorunsuz bir cihaz elde etmiş oluyorsun. Hani ben zaten bir sorun görmüş olsaydım bunun prototipi vardı diyorum ya. Hani birkaç kere geldi zaten. Hani belki de 10 kere diyeyim ben size. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. En son neler olacak neler bitecek. Çünkü Uydu Çin'de doğru düzgün çalışmıyor, buraya getiriyorsun filan. Bayağı bir karmaşık bir şey bu. Ben zaten orada bir sorun yakalasaydım onu söylerdim, düzeltirdik, o şekilde yapardık. Ama dediğim gibi şu an gayet sorunsuz oldu. İşte bu Wi-Fi 6'dır, benim o söylediğim Air Kumandadır filan. Oluştuklandıktan sonra gayet keyifli bir cihaz oldu. Eğer Android ile uyduyu bir arada kullanan bir cihaz istiyorsanız da benim kesinlikle tavsiyem Matrix Pro veya Smile olacaktır arkadaşlar. Normal Matrix'i artık bulamazsınız piyasada. Pro ve Smile modelinden depolamasına göre tercihinizi yapabilirsiniz. 4 GB RAM ve 64 GB depolama mı istiyorsunuz? 2 GB RAM ve 16 GB depolama mı istiyorsunuz? Buna göre tercihinizi yaparsınız. Diğer performans olarak özellikleri birebir aynı hissi verecektir. Evet arkadaşlar cihazlarımız bu şekildeydi. Eğer detaylı bir bilgi istiyorsanız da Matrix videosunu izleyin. Orada hem performans testleri ben yine bu videoda eklerim ama oradan performans testleri hem YouTube ekran görüntüleri hem ne bileyim böyle özelliklerin detayları vesaire bunların hepsini göreceksiniz. Ben dediğim gibi bu videoya da eklerim ama oradan da görmekte yarar var. Orada çünkü daha fazla detay var. Burada daha çok geliştirmelerden falan bahsettik. Orada daha detaylara indik. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben cihazları gayet beğendim. Hani katkım olduğu için de ayrı bir çocuğun gibi oluyor. Yani bayağı başka bir türlü seviyorsun diyeyim. O bakımdan da hoşuma gitmiyor değil. Şimdilik videoyu kapatalım. Çünkü hani diyorum ya katkın olunca daha da uzatıyorsun videoyu. Yani anlattıkça bitiremiyorsun. Hani ben yaptığım gibisine. Ben inşaatçı olduğumu biliyorlardır zaten. İnşaat mühendisiyim. Orada da inşaat bittiği zaman orada böyle hani hava atmayı seven biriyim. Bu da birazcık ona döndü. Şimdilik videomuzu kapatalım. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.